selamlar, ben Sibel. Bugün ben bir diş hekim olacağım. Like'ın atıp kanalımı resim bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet, ilk müşterimiz gelmiş. Şu an bayağı ağlıyor ya. Aramızda hangimiz dişçiye gidince bu abi gibiyiz yorumlara. Şimdi ama abinin dişleri de hiç fırçalamamışsın abicim. Resmen tartarların hepsi oluşmuş dişinde. Ve ben bunu vızzz makinesiyle yapıyorum şu an. Orada diş etlerine de biraz zarar veriyor bu makine ama yapacak hiçbir şey yok. Hala ağlıyor, acır. Yani yapacak bir şey yok abi. Dişini fırçalayacaktın o zaman. İkinci ağlak ablam geldi. Evet. 8 tane çürük mü tartarlı mı garip bir şekilde temizlenmemiş diş var burada. Ve gerçekten ben sizin dişlerinizi bak, yamuk o dişlerinde. Oraya bir tel lazım aslında. Ortası da ayrık dişinin. Ablacım. Bundan sonra dişlerini fırçalayıp gel, tamam mı? Gelenlerin hepsinin ağlaması şaka mı gerçekten? Bunda da 9 tane tartarlanmış diş varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini temizliyorum. Sarı ve yeşilimsi renkli. Ve her temizlediğim diş bana para kazandırıyor. Gerçekten şey mi bu? Dişçiye gelen herkes ağlar diye bir kural mı var acaba? Çünkü her gelen ağlıyor da ben güzel bir dişçi olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün dişlerinizi temizliyorum yani. Hem de o kadar zor ki. Niye ağlıyor bu hala? Allah Allah. Gel çocuğum, gel. Ay, bunun dişinin ortasında ne var böyle? Oyuk var. Nasıl olmuş o? Ha, belki diş taşı falan varsa, yani altın dişi. Oraya pırlanta falan taktırmış olabilir. Evet. Çok acımış, ağlıyor. Abi yaptım işte, yapacak bir şey yok. Şurayı temizleyelim şöyle. Gel bakalım. Oha, bunda da bir sürü çürükler. Çürük mü acaba? Ne bu yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Dişlerini temizlemem gerekiyor bir de. Aa, ne yapacağız bunları? Çürük. Dişlerini temizleyeceğim. Aa, dolduruyorum. Dolgu yapıyorum içlerine. Gayet iyi. Arkadaşlar yeni bir... Bu alanın adı ne bilmiyorum ama insanların oturabileceği bir alan aldım. Evet, altından görüyorsunuz. Şimdi şu yeşil dişleri bir beyazlatalım dostlar. Evet, şu pislikleri bir güzel temizleyelim. Şimdi burada doldurması gereken bir diş var abicim. Başka var mı? Aa, bunlara ne yapacağım? Aa, altın diş yapıyorum sana. Vay 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 vay. İlk 14 taraf altından. Evet, yine gerçekten hiç görmediğimiz dişler. Herkes dişlerine tartar biriktirip biriktirip dişçiye gelmiş gerçekten. Hayatlarında herhalde hiç dişlerini fırçalamamışlar. Burada 3 tane mi dolgumuz var? 3 tane dolgu yapacağız arkadaşlar. Bu oyuk dişleri doldurmam gerekiyor. Hoş geldin abim. Yine görülmedik dişler. Evet, gerçekten. Hep böyle mi yapacağız ama ya? Hep ben tartarlarımı temizleyeceğim yani. Ya da dolgu mu yapacağım? Hiç diş çekim olmayacak mı acaba? Merak ediyorum. Tel olayına ne zaman gireceğiz mesela? Hoş geldin abim. Abim gerçekten bak, dövme yaptırmaktan korkmamışsın, ağlamamışsın. Dişini yaptırmaktan mı ağlıyorsun ya? Bak, bir tane de altın diş yapıyoruz sana. Gel bakalım. Şurası. Evet, bir buraya. Bir de buraya. Yeni bir hediyemiz var. Oo, stüdyomuz için bir dolap aldık arkadaşlar. Kilitli dolap. Teyzem gelmiş. Evet, ne yapacağız? Ne? Ama oha, ne diyorsun? Ay, inanamıyorum. Nasıl yapacağım bunu? Yapamıyorum. Çok zor. Kalp yapmaya çalıştık. Elmaslardan. Ne kadar saçma. Umarım oradan çok fazla para almışımdır. Beğendi vallahi. Hoş geldin abim yine. Evet, tartarlı ve çürük dişler. Güzel bir şekilde kokulu dişler. Oh, bunları temizleyelim. Şu 4 tane dolgu yapacağız. Şuradan şöyle. Evet. Hepinizin dişleri aslında çok iyi ama bakmıyorsunuz dostlar. Alt tarafı bir sabah akşam fırçalayacaksın ya. Yeni bir dişimiz. Bir tane daha açıldı. Bakalım yeni gelen kişiler yeni dişleriyle mi gelecekler? Hoş geldin abim. Tartarlı dişlerini şu şekilde artık görüyorsanız sızlandım yani. Bu işte ustayım. Şimdi şurada bir tane dolmaya müsait bir diş var.
Evet, şu kısmı altın kaplamıyorum. Bu nasıl, neyle kaplıyorum ben bunu? Disko mu? Disko topu gibi. İnanamıyorum. Nasıl bir şey ya o? Hoş geldin ninem. İyi bak, senin diş şehrinde çok fazla bir problem yok. Çünkü fırçalamışsın. Sadece iki tartar. Şuraya iki tane disko topu yapıyorum canım. Çünkü nino olmak bunu gerektirir. Ya bir de buraya mı var? Karşılıklı köpek dişlerine. Mutlu musun? Garip bir tipim var. Evet, gerçekten onu neden yaptırdığını çok merak ettim şu an. Hoş geldin ablacığım. İyi, sende çok az var. Ama bir sürü dolgum var ya. Çok mu çikolata yedin ha? Herhalde çok fazla çikolata yiyip dişlerini fırçalamamışsın. Ay, bir de en kötü dişler var ya onlar. Ne istiyorsun? Buralarına böyle disko toplu altın diş istiyor garip bir şekilde. Buyur, senin dişte ne problem var? Evet, bak tel takacağız şu an. Önce dolguları dolduruyoruz arkadaşlar. Ardından şu an tel takma işlemi gerçekleşecek. Ön dişler için. Buraya da garip bir şekilde disko topu. Bir de şuraya da disko topu var canım. Yeni bir sürprizimiz var. Evet, bize garip bir şekilde hediyeler çıktı. Onun yerine keşke dişle alakalı şeyler çıksaydı. Bu nineme de tel taktıracağız. Aslında yaşlıları çok fazla tel takılmıyor diye biliyorum ama vallahi nineme teli taktık. Teyzeciğim ilk gün biraz ağırsız yapabilir. Herkes izleyebilirsin, hiç merak etme. Evet, bu abime de tel takıyorum şimdi. Güzel bir şekilde. Üstleri de altın yapacağım. Neden üstleri takmıyorum peki? Orası çok garip işte. Bu ne? Oha abi, ben bunu vallahi kendi kafama göre yapacağım. Dişine niye ben bunun pırlanta sokuyorum? Bir de yazık, orada bir isim demeye çalıştı herhalde ama sorry vallahi, ben kendi kafama göre yaptım, üzgünüm. Yapacak hiçbir şey yok. Ne bileyim ben. Çok saçma. Evet, teyzemin hemen diş taşlarını temizledim arkadaşlar. Şekilde aldım bir güzel. Sonra şu dolgular lazım. Dolguları bir kapatalım lütfen. Şuradan da. Bu abimin ne yapacağım? Dolgularını dolduruyorum. Evet, şu şekilde dolduruyorum abicim. Ardından ay acıyor diyor, ağlıyor diyor. Tel takıyorum şöyle üst dişlere. Tamam, altada mı? Altada. Şöyle altın kaplama. Burada ne yapacağız? Ay, şöyle dişleri garip bir şekilde şöyle zımparalıyoruz arkadaşlar. Nasıl ya? Neden böyle bir şey yaptık? Köpek dişi olsun diye mi? Altlara da tel takıyoruz güzel bir şekilde. Evet. Sonra nereye diş? Ya ablanın gerçekten yaptırmadığı şey kalmadı. Sonrasında da altın diş yaptırdı. Hoş geldin abicim. Senin önce şu tartarları bir temizleme vakti canım benim. Ardından da şöyle bir şey yapacağız herhalde. Evet, dişin bazı yerlerini zımparalamam gerekiyor. Çünkü diş oraya herhalde kaynasın diye. Ben de ne için yaptığımı da bilmiyorum. Hoş geldin abim. Senin dişleri de önce bir zımparalamayla başlıyoruz. Sonra tel takacağız. Ardından dişlerinin bazı kısımlarına da altın diş yapacağız. Tam istediğin gibi. Alt kısımlara tel takıyorum güzel bir şekilde dostlar. Şuralara da altın diş yapıyorum. Hoş geldin Punkçı abim. Abim gerçekten çikolataları yemiş, cipsleri yemiş. Şu dişlerine ayna bak ya. Bir de fırçalamamış hiçbir şekilde. Tamam, başka nerede var? Dolgu. Evet, dolguyu da yaptık. Şimdi şu dişler garip bir şekilde törpülenecek. Köpek dişleri. Evet, buradan da bunu böyle yaparsam olur. Hoş geldin. Evet, yine her zamanki yaptığımız şeyi yapıyoruz. Bu şekilde şöyle törp yapacağız. Şu şekil. Buradan da şunları hallettik mi? Evet, bir de buraya. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte ben bir dişçi oldum. Ve gelen müşterilerin dişlerini yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.